günler hatta haftalar gerekiyor. Dolayısıyla onu aldığı e, beslenme olarak aldığı o disiplini, o enerjiyi geri vermek mecburiyetindedir. Ne kadar geri verebilecek durumdaysa o kadar mükemmel bir denizci oluyor. Çok şükür ki şu anda e, limanlarımızda kılavuz kaptan olarak yakında Doğu Üniversitesi mezunumuz var. Üniversitelerimizde hoca olarak yakında Doğu Üniversitesi mezunumuz var. Ee, uzak yol kaplanı niteliğini almış, vasbunu almış ee, yakında o mezunumuz var. Kısacası okyanusların dört bir yanında şu anda seyreden bu vesileyle onlara da Allah selamet versin demek isterim. Bütün denizcilerimize bu vesileyle Allah selamet versin ee, kolay bir şey değildir. Mükemmel bir seviyede e, bunun gururunu da ancak yaşıyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonraki öğrencilerimiz de. Onlardan bu bayrağı devralıp Kesinlikle. atalarımızın bize miras bıraktığı o güzel denizcilik mesleğini e, çok mükemmel bir şekilde e, geleceğe taşırlar. Şunu da söyleyeyim tabii ki e, sormadan e, Türk denizciliği son zamanlarda gerçekten mükemmel bir yol almıştır. Daha önce Türk denizciliği e, beyaz listede değildi, beyaz bayrak altında değildi. Yani ne demek o? Güvenilir bir durumda değildi. Ama son yıllarda Türkiye'deki özellikle Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı'nın e, çok mükemmel denizcilik aşkı, denizcilik ilgisi, e, denizcilik sevgisi nedeniyle o bize de sirayet etmiş. Bütün eğitimden endüstriye kadar her tarafa sirayet etmiş ve şu anda ne mutlu ki Türk Denizciliği çok mükemmel bir yol almış ve e, beyaz bayrağa, beyaz listeye girmiş e, durumda. Bir bir guru, Türk Denizciliği için bu bizim mutluluğu için. hep beraber paylaşıyoruz ne mutlu inşallah devamı olur hocam altı programdan bahsettik e, bu altı programda e, üçü lisans üç tanesi ön lisans e, bölümlerinden bahsettik İşte güverte gemi makineleri işletme e, ve e, mühendisliğinden bahsettik bu alanlardan e, mezun olan arkadaşlarımız ne yapıyorlar e, hangi alanlarda istihdam ediyorlar e, üç bölümden bahsettik doğru e, örneğin Deniz işletmeciliği ve yönetimi bölümünden mezun olan kişiler, ki bunların denizde zorunlu stajları yoktur. Ee, bu kişiler işte tek üniformal olarak e, okuttuğumuz eğitim verdiğimiz bölüm bu, deniz işletmeciliği bu, bu. ve yönetimi bölümü. Ee, bu arkadaşlar karada deniz, denizcileri ve gemileri veya deniz ticaretini sevk ve idare ederler. Yani oldular, brokering oldular, sigortacı oldular. Ee, bunun gibi karadan deniz ticaretini sevk ve idare ediyorlar. Gemi makineleri işletme mühendisliği, geminin içindeki elektrik ve mekanik aksamdan tamamen sorumlu kişiler oluyor, mühendis oluyor. Dört yıllıktan bahsediyorum tabii ki lisans eğitimden <laughs> ve Bunlar mezun oldukları zaman daha, daha doğrusu 3. sınıftan itibaren e, iki buçuk yıllık eğitimleri 12 aylık şimdi 12 ay daha önce 6 aydı e, deniz ıslacılarını ışta, gemide yaptıkları takdirde e, <laughs> uzak yol var diye mühendisi gemi adamları sınavına girip uzak yol var diye mühendisi ehliyetini alırlar ve yani ne demektir bu işte e, üçüncü mühendis dördüncü mühendis gemisine göre büyüklüğüne göre ve e, onun üzerinde e, her iki yıllık çalışma veya şimdi üç yıl oldu sonucunda bir üst dereceye çıkar.